Ülkemizde iki dereceli idari yargı sistemine göre idare ve vergi mahkemeleri ilk derece mahkemesi, bölge idare mahkemeleri ise itiraz mercileridir. Danıştay da belli davaları ilk derece mahkemesi sıfatıyla çözümler. Bölge idare mahkemelerinin istinaf merci olarak düzenlenmesiyle idari yargıda üç dereceli yargılama sistemine geçilmiştir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, İdari yargı, Danıştay, Bölge idare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleridir. Bu programı izledikten sonra idari yargının gelişim süreci nasıldır? İdari yargı teşkilatında yer alan mahkemeler nasıl kurulmuştur? İdari yargı teşkilatında yer alan mahkemelerinin görevleri nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. Ülkemizde birden çok yargı düzeni olduğu, idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari yargı düzenindeki mahkemeler tarafından çözümlendiğine geçen programımızda değinmiştik. İdarenin işlem ve eylemlerinin yargısal denetiminin ayrı kurallara ve yargısal denetime tabi olması idari rejim denilen sistemin bir gereğidir. İdarenin idari faaliyet ve işlemlerini özel hukukun uygulama alanı dışında tutarak ayrı hukuk kurallarına tabi kılan, bu kuralları uygulayacak olan idari makamları adli makamlardan tamamen ayıran yönetim sistemine idari rejim denir. İdarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetimin genel adliye mahkemelerinde yapıldığı sistem ise adli idare olarak adlandırılır. İdari rejim sistemi idareye üstün ayrıcalıklar tanır, kamu kudreti kullanma imkanı sunar. Kamu kudreti, idarenin kamu yararını gerçekleştirebilmek için özel hukuk kişileri karşısında bu kişilerin rızaları aranmaksızın işlemler yapabilme şeklinde sahip olduğu üstün yetki ve ayrıcalıklardır. Adli idare sisteminde ise idare bireylerle aynı hukuka tabidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kazaskerler ve divanu hümayun idari uyuşmazlıkları da çözümlemekteydi. Ayrıca adli idari yargı ayrımı olmadığı için idari uyuşmazlıklar doğrudan adli yargı mercilerine yani kadılara götürülebilmekteydi. Ancak Tanzimat sonrasında Fransa sisteminin benimsenmesiyle idari uyuşmazlıklara kadılar değil mülkiye memurları bakmaya başlamıştır. 1868 yılında ise Meclisi, vala, şura,ye devlet ve divanı, Ahkam-ı adli olarak ikiye ayrılarak adli ve idari yargı ayrımı oluşturulur. Ancak şura'yı devlet tarafından verilen karar yargısal bir işlem olarak kabul edilmiyordu. Bu kararlar istişari yani görüş bildirici nitelik taşıyordu. Bu sistemde şura'ya devlet kararı hukuka aykırılığı veya bir zararın varlığını belirtmekle birlikte iptal veya tazmin hükmünü içermiyordu. 1876 Anayasası döneminde idari yargı sisteminden vazgeçilir. 1924 Anayasası ile idare davalarına bakmak ve idari uyuşmazlıkları çözmek üzere Danıştay yani Şura'yı devlet kurulması öngörüdür. Aynı sistem 1961 ve 1982 Anayasalarıyla da sürdürülür. 1982 yılında idare, vergi ve bölge idare mahkemelerinin kurulmasıyla iki dereceli idari yargı sistemi tamamlanır. Buna göre idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli idari yargı mercileri Danıştay'ın yüksek mahkeme olarak kurulduğu bir sistem içinde yer alırlar. İdare ve vergi mahkemeleri ilk derece mahkemesi, bölge idare mahkemeleri ise itiraz mercileridir. Danıştay da belli davaları ilk derece mahkemesi sıfatıyla çözümler. Bölge idare mahkemelerinin istinaf merciği olarak düzenlenmesiyle de idari yargıda 3 dereceli yargılama sistemine geçilir. Yüksek İdare Mahkemesi olan Danıştay, Anayasa'nın 155. maddesine göre idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Bunlardan başka danışma ve inceleme merci niteliğindeki Danıştay'ın idari görevleri de bulunmaktadır. Danıştay, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir. Danıştay'ın meslek mensupları Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Danıştay Başkan Vekilleri, Daire Başkanları ile üyelerdir. Danıştay üyeleri idari yargı hakim ve savcıları ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8. maddesinde sayılan idari görevlerde bulunanlar arasından 12 yıl için seçilir. Bir kimse iki defa Danıştay üyesi seçilemez. İdari yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak atama hakimler ve savcılar kurulunca yapılır. Diğerleri ise Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Cumhurbaşkanı Danıştay üyelerinin dörtte birini seçme yetkisine sahiptir. İdari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra devlet hizmetlerinde 15 yıl çalışmış bulunmaları, birinci derece aylığını kazanmış hak olarak almaları ve hakimliğin gerektirdiği ahlak ve seciyeye sahip olmaları şarttır atanacak görevlerde çalışmış olanların toplam olarak en az 3 yıl çalışma zorunluluğu ise kaldırılmıştır. Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkan Vekilleri ve Daire Başkanları kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilirler. Danıştay Kanunu'nun 10. maddesine göre Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için 6 yıl, Başkan Vekili ve Daire Başkanı seçilebilmek için 3 yıl süreyle Danıştay üyeliği yapmış olmak zorunludur. Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkan Vekilleri ve Daire Başkanlarının görev süreleri ise 4 yıldır. Danıştay görevlerini daireler ve kurullar vasıtasıyla yerine getirmektedir. Danıştay 9'u dava ve bir idari daire olmak üzere 10 daireden oluşur. İdari daire olan birinci daire kanunda belirtilen idari görevleri yerine getirir. Dava daireleri ise esas olarak bölge idare mahkemelerinin kararlarını temiz merciği olarak inceler. Ayrıca bazı davaları ilk derece mahkemesi olarak çözümlerler. Her dairede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunmaktadır. Heyetler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır, salt çoğunluk ile karar verir. Danıştay'ın görevlerini daireler ve kurullar vasıtasıyla yerine getirdiğine değinmiştik. Danıştay'ın kurulları Danıştay Genel Kurulu, İdari İşler Kurulu, İdari Dava Daireleri Kurulu, Vergi Dava Daireleri Kurulu, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlık Kurulu ve Başkanlar Kuruludur. Danıştay Genel Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkan Vekilleri, Daire Başkanları ve üyeler ile Genel Sekreterden oluşur. Genel kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı başka bir yasal düzenleme bulunmadığı takdirde başkan ve üyeler tam sayısının yarısından fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla verilir. İdari İşler Kurulu ise idari daire başkanı ile her takvim yılı başında başkanlık kurulunca idari daireden seçilecek iki üye ve her dava dairesi başkan veya üyeleri arasından seçilecek bir üyeden oluşur. Kurula Danıştay Başkanı veya başkan vekillerinden biri başkanlık eder. Toplanma ve görüşme yeter sayısı 9'dur. dava açılabilen ilk derece mahkemesi olmayan bölge idare mahkemeleri istinaf merciidir. Bölge idare mahkemeleri 2576 sayılı bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri hakkında kanunla kurulmuştur. İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını ve yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlarlar. Kesin karar bağladıkları bir diğer konu yargı çerçevesindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarıdır. Şu anda Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Erzurum ve Samsun olmak üzere 7 bölge idare mahkemesi görev yapmaktadır. Bölge idare mahkemeleri Başkanlık Başkanlar Kurulu, daireler, bölge idare mahkemesi adalet komisyonundan oluşur. Başkanlıkta, da dairelerde ve adalet komisyonunda yeterli sayıda yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler bulunur bölge idare mahkemelerinde biri idari, diğeri vergi olmak üzere en az iki daire bulunur. Gerekli hallerde dairelerin sayısı Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine hakimler ve savcılar kurulunca artırılıp azaltılabilir. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ile daire başkanlarından oluşur. Her bölge idare mahkemesinde bir bölge idare mahkemesi adalet komisyonu bulunur. Komisyon, bölge idare mahkemesi başkanının başkanlığında hakimler ve savcılar kurulunca daire başkanları arasından belirlenen iki asıl üyeden oluşur. Bölge idare mahkemesi başkan ve üyeliklerine hakimler ve savcılar kurulunca atama yapılır. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ve daire başkanları birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş, daire üyeleri ise en az birinci sınıfa ayrılmış olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari, yargı, hakim ve savcıları arasından hakimler ve savcılar kurulunca atanır. İdari yargı düzeninde doğrudan dava açılabilen ilk derece mahkemeleri idari ve vergi mahkemeleridir. İdari mahkemeleri Danıştay ve vergi mahkemelerinin görevine giren davalar dışındaki idari davaları karara bağlamakla görevlidir. Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar da idare mahkemelerinde görülür. İdare mahkemeleri diğer kanunlarla verilen işleri de çözümlemekle görevlidir. Vergi mahkemeleri de 2576 sayılı kanunda belirtilen uyuşmazlıkları çözümlemekle görevlidirler. İdare ve vergi mahkemelerinde birer başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme kurulları başkan ile iki üyeden oluşur. Başkanın yokluğunda kıdemli üye başkana vekillik eder. Programa idari yargının gelişimiyle ilgili açıklamalarla başladık. Ardından danıştay'ın görevi, danıştay'ı oluşturan daire ve kurulları, meslek mensupları hakkındaki bilgilerle programı sürdürdük. Bölge idare mahkemeleri ele aldığımız bir başka konuydu. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi idari yargı ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.